Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1963 yılından bu yana özel silolarda koruduğu ata tohumlarından elde edilen fideler, Muğla'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılmaya başlandı. 2021 yılında 250 dekar alanda üretilen domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerden elde edilen ata tohumlarından oluşan 1 milyon 153 bin fide Muğla'nın 13 ilçesindeki vatandaşlara dağıtılıyor. Fidelerden üretilecek ürünlerden elde edilecek tohumların önümüzdeki yıllarda da tekrar ekimi yapılarak yerli sebze üretiminin desteklenmesi hedefleniyor. Ata tohumlarından elde edilen 1 milyon 153 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesinin ilk etap dağıtımı Menteşe ilçesinde başladı. Menteşe ilçesinde sınırsızlık meydanı ile birlikte 5 ayrı noktada toplam 50 bin fide dağıtılacak. Sınırsızlık meydanındaki fide dağıtım törenine Vali Orhan Tavlı ve Muğla Tarım Orman İl Müdürü Barış Saylak da katıldı. Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle 2021 yılında 250 dekar alanda ekimi yapılan ata tohumlarından elde edilen fidelerin bu yıl 800 dekar alana çıkarılacağını söyledi. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana çok özel silolarda koruduğu ata tohumlarımızdan elde etmiş olduğumuz sebze fidelerinin üreticilerimizle buluşturulması gerçekleştiriyoruz. Kadınlarımızla 50 bin fideyi bugün Menteşe ilçemizde buluşturacağız. Kent hayatı kırsaldaki kadar sebze meyve yetiştiriciliği konusunda olanaklara sahip değil. Evlerinin balkonunda, bahçesinde, çocuklarımızın okullarında ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fidelerle domates, biber, patlıcan vesaire gibi ürünleri yetiştirmek eminim ki hemşehrilerimiz için de farklı bir deneyim olacak. Aynı zamanda Perşembe günü, 28 Nisan Perşembe günü il genelinde 13 ilçemizde 1 milyon 153 bin fideyi üreticilerimizle buluşturacağız. Bu ilk etaptaki fidelerimiz, daha sonra arkasından karpuz, kavun, salatalık ve kış sebzeleri de dahil olmak üzere Ağustos sonunda üreticilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. 2021 yılında Tarım Orman Bakanlığımızın desteğiyle 250 dekar alanda ata tohumlarından, ata fidelerinden alan ekilişi yapmıştık. 2022 bütçesiyle bu alanı 800 dekara çıkarıyoruz. Yani il genelinde 800 dekar alanda ata tohumlarımızdan elde ettiğimiz fidelerle sebze bahçeleri oluşturuyoruz. Amacımız şu: baklagil üretiminden tutun sebze meyveye kadar sağlıklı, gelecek nesillere, gelecek kuşaklara kalabilecek bakanlığımızın da desteğiyle yerel ve milli tohumlarımızı, ata tohumlarımızı sürdürülebilirliğini sağlamak, üreticilerimizin, hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenilir sebze ve meyveye ulaşmasını sağlamak.